Bismillahirrahmanirrahim. Çok aziz hocam, fakültemizin değerli idaresi, sempozyumumuzun değerli katılımcıları, sevgili öğrencilerimiz, bu güzide heyetinizi hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı olarak 1. İslam Hukuku Lisansüstü Öğrenci Sempozyumunu düzenlemeyi planlamıştık ve Allah nasip etti. Bugün de bunu icra etme aşamasına gelmiş bulunuyoruz. Tabii Allah nasip ederse biz her yıl bu toplantımızı bir araya gelerek, yüz yüze yaparak birbirimizin çalışmalarından istifade etmenin bir platformu olmak üzere, istişare kanallarımızı genişletmek üzere, hocalarımız katkılarını almak üzere devam ettirmeyi planlıyoruz. İnşallah bu muradımız da Hak Teala tarafından bize lütfedilir, bahşedilir. Bu ilk toplantımızda biz İslam hukuku araştırmaları alanında sadece ülkemizde değil, bütün Müslümanlar üzerinde, bütün dünya ölçeğinde çok büyük emekleri olan, irşadı olan, yönlendirmeleri olan, ufuk kazandıran, çalışmalarını hem ilmi içtihat yanında hem de siyasi toplumsal cihat ile taçlandıran, o yönde de bizim numune imtisalimiz olan çok kıymetli muhterem hocamızla başlatmayı düşünmüştük. Kendilerine teklif ettiğimiz zaman büyük bir alicanaklıkla hocamız bizi kırmadı. Huzurlarınızda kendisine çok teşekkür ediyorum. Kalbi selamlarımızı, şükranlarımızı arz ediyorum. Aleyküm selam. Onun yine takdir buyuracağı bir süre zarfında ve konu çerçevesinde hocamızın irşadına hem gönlümüzü hem kulağımızı sonuna kadar açmış durumdayız. Ben sözü çok fazla uzatmadan sizlere tekrar teşrifleriniz dolayısıyla teşekkür ediyorum. Sözü asıl sahibine, çok kıymetli hocamıza bırakıyorum. Hocam buyursunlar. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina ve nebiyyina ve şefi'ina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Kendilerini görmüyorum ama beni dinleyenlerin genç ilim yolcuları olduğu anlaşılıyor. Lisansüstü olunca da eskiden müntehi diye böyle bir ayrım yapılırdı. Talebe-i ulum için müntehi. Bunlar müntehi safhasına geçmişler. Ama bu tabir tabii yani gene de bir merhale ifade eder. Yoksa ilimde intiha diye bir şey yok. Yani o müntehilik de bir aşamanın müntehiliği. Yoksa ilimde intiha yok. Gerçekten ilallah devam ediyor, etmeli bu iş. Yani şu yaşıma geldim. Rahmetli Üsküdar'lı Hafız Ali Efendi yaşını söylemezdi. El bereketü fil meçhul efendim derdi. Ben de söylemeyeyim, sadece 1934 doğumlu olduğumu söyleyeyim. Bu yaşıma geldim. Gerçekten içinde bulunduğum şartların izin verdiği ölçüde hala okuyorum, düşünüyorum, dinliyorum ve öğrenmeye çalışıyorum. Yani insanın hem geçmişten öğreneceği çok şey var, hem de bilim ve teknoloji bir fıkıh mensubunu ilgilendiren yenilikler, oluşumlar, bilim ve teknolojideki gelişme. Tekrar söylüyorum, bir fıkıh mensubunu ilgilendiren o kadar hızlı ki, o kadar hızlı cereyan ediyor ki bunları da takip etmek gerekiyor. Bunları takip etmeden fakih bir vadide kalır.
Hayat bir başka vadide sürer gider. Ve Allah korusun, fıkıhsız sürer gider. Onun için yani fıkhın hayata müdahale edebilmesi için fakihin hem fıkıh dediğimizde aklımıza gelen kadim ve çok değerli birikime hakim olması, ki bundan maksadım gerektiğinde istediği konuyu hemen bulabilmesi, okuyabilmesi ve anlayabilmesidir. Yoksa o müdevvenatı ezberlemek kimsenin imkanı dahilinde değil. Böyle yani hem kadimi bilmek ve ona bu manada hakim olmak, hem de madem ki fıkıh hayatı Allah Teala'nın razı olduğu bir hayat nizamını anlamak ve anlatmak için vardır. Madem ki fıkıh bunun için vardır, o halde bunun muhataplarının halihazırdaki durumlarını, yani bugünkü insanı ve bugünkü insanın maddi manevi çevresini, ufkunu ve problemlerini de gerektiği kadar bilmek durumundadır. Bu açıdan sen bu sempozyumumuzun kitapçığının programına diyeyim, muttali oldum, göndermiştiniz. Tam da benim anlatmaya çalıştığım gibi, yani ben kabaca onu ikiye ayırıyorum. Birisi bu sempozyumun konularının bir kısmı kadim fıkhın problemleri ve mesaileriyle alakalı. Yani fukaha dediğimiz geçmiş ulemanın hem usul hem furuda meşgul oldukları, tartıştıkları, ortaya koydukları bilgiyle alakalı konular seçilmiş ve bunlar üzerinde güzel araştırmalar yapılıyor, yapılmış. Bir tarafta da, yani ikinci kısımda da hemen açıverdiğimizde adıyla sanıyla kadim fıkıh kitaplarında bulamayacağımız, yani bugünün hukuki, içtimai, siyasi, sosyal ila ahiri hayatının önümüze çıkardığı bir takım meselelere tahsis edilmiş. İşte budur zaten. Yani meşhur deyişle kökü mazide olan arti. Bu sempozyumda o da tecelli etmiş. Ona da memnun oldum. Yani köksüz olmaz. Bizim yani geçmiş fıkıhla ne alakamız var diyorlar. Adam 1000 sene, 500 sene, bilmem ne kadar sene önce o günün şartlarında fıkhın kaynaklarından Allah'ın razı olduğu hayat nizamını istinbat ederek, istihraç ederek, yani anlayarak anlatmış. Ama bugünkü insan o insan değil, bugünkü dünya o dünya değil. O halde bizim ona ne ihtiyacımız var diye böyle itirazlar oluyor. Böyle bir anlayış yani mevcut aslında. Ve böylece bir hamlede o müthiş benzeri belki de hiçbir yerde olmayan, yani başka kültür ve medeniyetlerde olmayan o muazzam birikimi yok ediyor. Fark etmiyor ki ayakları havada kalacak. Ondan sonra fark etmiyor ki hangi usulle fıkıh yapacak. Çünkü geçmişi sildiğinizde usulü de siliyorsunuz. Onların o usule göre ürettiklerini sildiğiniz gibi
usulü de siliyorsunuz. Halbuki benim bunca yıl ve bugün okuma ve düşünmelerimden ulaştığım sonuç şudur ki furu dediğimiz hükümlerin bir kısmı ya tahkiki menat açısından efendim ya zaruret açısından değişebilir. Değişebilir. Ama usul değişmez. Usul dediğim zaman sadece bir mezhebin, bir imamın usulünü kastetmiyorum. Bütünüyle bütün fıkıh tarihimizde yaşamış ve bir usul ortaya koymuş, ortaya konan usulü geliştirmiş, bununla da üretim yapmış ulemanın emeklerini ve birikimini kastediyorum. İmam Şafii'nin de usul, Şafii'lerin de ya da İmam Şafii'nin de usul var. Ebu Hanife'nin, Malik'in, Ahmet bin Hanbel'in ve diğerlerinin İbn Hazm'in filan da usulü var ama bu usulün usulü müttehit, tek, bir. Onların tamamının mebdei yine usulün de mebdei. Yani furuun işte hatta hani edille-i tafsiliyeden dediğimiz zaman kastettiğimiz ayet ve hadisler ilgili araştırdığımız konuyla da doğrudan doğruya ilgili, usulle de doğrudan ilgili o ayet ve hadislerde ibareler ve işaretler var. Ya bu usul öyle oturup da uydurulmamış imamlar tarafından. Bir kere oradan, yani vahiy kaynağından. Sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu uygulamış. Sözü anlamış, anlatmış. Anlatmış, bu da önemli. Letubeyyine linnâzi mâ nüzile ileyhim. Bu vazife yerine getirmiş. Daha bana göre mühimi uygulamış. Buradan da furu yanında usul kaideleri alınmış. Sonra sahabe. Sahabeyi bu açıdan başkalarıyla mukayese etmek mümkün değil. Yani Peygamber Efendimizle birlikte yaşamış. Onunla birlikte birçok havadis ve vakaya şahit olmuş. Onlara göre nazil olan ayetlere muhatap olmuş. Peygamber Efendimiz'in açıklamalarını ve uygulamasını bizzat görmüş sahabe-i kiram ve hatta onun sağlığında, onun bulunmadığı yerlerde içtihatta da bulunmuş, yorumda da bulunmuş olan sahabe-i kiramın uygulamaları, işte bunlar bir kere usulün temel kaynakları olmuş. Şimdi nasıl, neyini değiştiriyorsunuz bunun? Bunun yerine neyi koyacaksınız? Şöyle söyleyeyim. Allah'ın muradını ya kat'i ya zanni olarak anlamanın usulüdür bu. Ve Allah Resulü, sahabe bunun böyle olduğunu onaylamışlardır. Şimdi siz bunu kaldırdığınızda onaylanmamış bir usulü mü ikame edeceksiniz? Mesela başka felsefelerin, dinlerin ve düzenlerin de hukuku var. Konumuz olduğu için söylüyorum.
Bu hukukunda diyelim metinleri var, temel metinleri var. Ya da bu hukukun istihraç edildiği metinler, ilkeler var. Onları yorumlamak için bir takım yöntemler icat edilmiş. Edilmiş. Ama yorumlanan metinler bir kere başta, şu en önemlisi bu, temelden farklı. Biri ilahi, biz onu yorumluyoruz. Biri la ilahi, beşeri. Yani daha başka kelimeler kullanmayayım ama böyle söyleyeyim. Belki aslı ilahi idi. Fakat ilahi olandan fazla bir şey kalmamış. Beşerin çok katkısı olmuş. Zaten kendileri de şu kitabın tamamı Allah tarafından vahyedilmiştir demiyorlar. Kitaplarına baktığınız zaman Hz. İsa'nın da azizlerin de mesela Hristiyanlık için söz konusu olduğunda sözleri orada var. Daha geriye doğru gittiğinizde de öyle mesela dinler var ki, bugüne yansıdığı için söylüyorum. Bu dinlerin en inandığı Tanrı rumuzlu konuşuyor. Rumuzlu konuşuyor. Ve dolayısıyla onun sözleri hep rumuz. Ondan bir anlam çıkarmak ve bir hayat rehberi çıkarmak sıradan insanlar için mümkün olmadığından, bu sefer ikinci bir adam, mesela Hermes diye bir adam diyelim, o tamamen sembol olan tırnak içinde Tanrı'nın ifadesini beşeri ifadeye çeviriyor. İşte bunun için bir yöntem uyguluyor. Oradan hareketle bugün hermenötik dedikleri mesela yöntemin menşeini teşkil ediyor bu. Ama bu yöntem aynı zamanda mesela sanata da uygulanıyor. Yani insanların yaptıkları mimari vesaire, onları yorumlamada da kullanılıyor. Şimdi böyle bir iddia var. Mesela biz işte semantik, hermenötik falan gibi batılıların, başkalarının hem metinleri yorumlamak hem sanat eserlerini yorumlamak için ortaya koydukları usul var, yöntem var. İşte bunlar ne bileyim iddialarına göre daha mı dakik demek istiyorlar ya daha mı gelişmiş demek istiyorlar. Bunlardan istifade edelim. Bunların nesinden istifade edeceğim? Yani usulün yetersizliği mi var, yetmezliği mi var ki? Bak, İmam Şafii diyor ki, Müslümanın önüne çıkacak her bir mesele için Allah'ın kitabında mutlaka bir delalet vardır. Mutlaka bir delalet vardır. Bu delaleti Allah'ın alim kulları diyelim, içtihatla ortaya koyacaklardır. İçtihat ise kıyastır. Yani kıyastan ibarettir diyor İmam Şafii. Şimdi bu son kısmı değil, baş kısmına geçersek, önümüze çıkacak her bir mesele için Allah'ın kitabı yerine mesela bir de hitabını kullansak, Allah'ın hitabında bir delalet vardır desek, o zaman vahyi gayrimetluhu de, ki ben kabul ediyorum, onu da inkar edenler var. Vahiy gayrimetlu diye, yani hadisler için bunların işte vahiy olarak kabul edilmesi mümkün değildir falan diye. Ya onun detayına, tafsilatına girmek istemem. Ama bizzat Kur'an'a bakarsanız, bir de Efendimizin söyledikleri, yaptıklarıyla alakalı değerlendirmesine bakarsanız, yani benim sözlerim ne? Benim yaptıklarım ne? Yani ben nereden alıyor da söylüyorum? Ya bu konuda açıklamaları yok mu Peygamberimizin? Var.
Onlara da baktığınızda metlu olmayan vahide bir çeşit işte metlu olmayan hitabı ilahi diye kaydetmek lazım. İşte bu manada ilahi hitapta yani kitapta sünnette önümüze çıkacak olan kıyamete kadar önümüze çıkacak olan ferdi, içtimai, milli efendim, ve milletler arası bütün mesailin hükmü ve çözümü için ama nasıl hükmü ve çözümü? Allah'ın razı olduğu. Peki nasıl? Ya kat'i ya zanni olarak çözümü için delalet vardır. İşte ben de buna inanıyorum. Öyleyse bizim şimdi başka bir usul aramamız gerekmiyor. Ama bu usulü kullanmak gerekiyor. Öyle bir şey ki bir teşbih yapmak isterim. Kadim fukaha usulü kullanarak ortaya mesela Muhit el-Burhani'nin tapını yapmışlar. Tam kesin cildini söylemeyeceğim ama 30 ciltten fazla bir fıkıh kitabı. Düşünün yani bu kadar. İşte Selasi'ninkini falan biliyoruz. Böyle oldukça zengin üretim yapmışlar bu usule dayalı olarak. Usul var. Yani onların oradan çıkardıkları furu var. Nasıl çıkarıyorlar? Mesela nas varken İçtihat var mı? Ona temas edeceğim. Ona not ettim çünkü onu ayrıca. Ona sonra gelmek kaydıyla bunu çıkarmışlar. Bu usulü uygulamışlar. Ve önümüzde muazzam bir birikim var. Şimdi biz kadimden nasıl istifade edeceğiz? Onların çıkardıklarını olduğu gibi gözümüzü yumup bugünün insanına mı sunacağız? Gözümüzü yumup diyorum, bunun altını çiziyorum. Yani bugünkü insanın halini, ihtiyacını, şartlarını nazar itibari almadan bir şey soruluyor. Ona benzer ne var? 500 sene, 600, 700, 800 sene önce o usule göre ortaya konmuş bir hüküm veya bir fetva var. Muhatabın durumunu gözümüzü bize karşı yani durumuna karşı gözümüzü yumarak onu nakil mi edeceğiz? Mesela fıkıh bu mudur? O zaman merhum Mahir İz Hoca'nın bir ifadesini size nakledeyim. Evladım, nakkalül ulum, bakkalül ulumdur derdi. O zaman biz bakkallık yapmış oluruz. Yani depoda var. Depodan alıp getirip millete bunu satıyoruz. Ama şimdi yeni ihtiyaçlar yeni mal istiyor. O yok. O yok. Diyoruz ki sen ne istiyorsun? Sabun. Al şu tuzdan idare et. Diyoruz. Böyle mi olmalı? Hayır. Böyle olmamalı. Biz kadimden bir kere bu furu yani yaptıkları üretimden örnek olarak istifade edeceğiz. Tamam. Fakat asıl yine bir teşbih yapıyorum. Biz kadimden kurtulmuş balık değil, balık alıp tüketmeyi değil, balık tutmayı öğreneceğiz. Biz kadimden kurutulmuş balık tüketmeyi değil, balık avlamayı öğreneceğiz. İşte balık avlama usul. O usul. Adamlar balık nasıl avlanır onu yazmışlar ya. Sonra da kendileri o günün insanların ihtiyacını karşılayacak kadar balığı avlamışlar, ortaya koymuşlar. Şimdi nöbet bugün yaşayan ve adına alim fakih denen insanlardadır.
Yani nöbet bunlardadır. Bunlar bunu yapacaklar. Burada tıkanıyoruz. Gerçi epey mesafe alındı. Alınmadı değil. Şimdi ben 1900 49, 50, 50 gibi falan işte okumaya başladım. Biraz geç başladım ama 16 yaşımda başladım. Ondan belki okumalar başkaydı, onları saymıyorum. Asıl bu işe yönelik okumalar 16'dan sonra başladı. Şimdi bizim o hocalarımız biz Kur'an'ı ve hadisleri teberrüken okuruz derlerdi. Teberrüken okuruz. Amel için okumayız. Amel fıkıhtadır. Ey fıkıh derken ama ben de amel fıkıhtadır derim. Ben de derim. Ama fıkıh şimdi yapıyorsam. Amel fıkıhtadır derken biraz önce söylediğime tekrar dönmeyeyim. Yani kurutulmuş balığı kastediyorsan bu olmaz hocam. Yani neden? Niye sana Allah, niye Allah sana hitap etmesin yahu? Ve Efendimiz sana hitap etmesin. Niye etmesin? Üç teberrüken okunuz efendim. Derler. Araya bir latife sokmak gerekirse yani bir hatıra da diyebilirsiniz. Hüsrev Efendi diye bir zat varmış. Hüsrev Şeref. Bilmem duydunuz mu? Bu Arnavut galiba, Balkanlardan gelmiş. Ama iyi alim. İyi alim. Onun adını veriyorum. Nitekim onun torunu Hüsrev Şeref vardır şimdi. O hayatta Ensar'da filan meşgul olur. Bizim de öğrencimiz olmuştur. Dedesinin adını almış yani. Hüsrev Efendi'nin oğlu Salih Efendi vardı. Ben ona yetiştim. Hüsrev Efendi'ye yetişemedim. O da gerçekten salih bir insandı. Şimdi Hüsrev Efendi Fatih'te ders okutuyor. Talebeleri de seçkin talebeler. O da enteresan, onu da söyleyivereyim. Tutmuş nasıl elde ettiyse kolejde okuyan bir kere 2-3-4 tane talebeyi tırnak içinde ayartmış. Bunlar kolejde okuyor. Sonra birkaç tane de başka talebe, 8-10 tane bunları okutmaya başlamış. Bunlara bildiğimiz tekmilünü sah ettirecek kadar okutuyor. Bu arada demek ki sırası gelmiş. Fatih'te Tirmizi okutuyor. Hadis kitabı okutuyor. Şimdi bundan sonrasını kapalı söyleyeceğim. Kimse incinmesin diye. O zaman bir müftü, bu kadar, bu kadarını söyleyeyim sadece. Ama Ömer Nasuhi Hoca değil ha. Katiyen öyle anlamayalım. O zaman bir müftü müftülükte oturuyor. Gelen yok, giden yok. Ara sıra sinek konuyor burnuna. Acaba kovsam mı, kovmasam mı, şimdi el kaldırmak lazım falan diye düşünüyor. Yanına biri gelirse dedikoduya başlıyorlar. Hüsrev Efendi ne yapıyormuş? Tirmizi okutuyormuş efendim. Demek Vehhabi olmuş Hüsrev Efendi diyor. Tirmizi okutan Vehhabi oluyor. Tamam. Ya hocam. Efendim. Teberrüken okuyacaksın. Bilmiyorum baki mi ama ben okudum yani bir yerlerde. Buhari'yi hepsini zaten teberrüken okuyacaksın da Buhari'yi de bir Buhari hafızını ata bindirirlermiş. Şehrin sınırını dolaşarak Buhari'yi okurmuş ki oraya taun girmesin. Yani sari hastalık girmesin diye. İyi. Buhari de bu işe yarayacak demek Evet. ki. O da bitti. Bu böyle bir ifrat.
Öbür ifratta onu arz ettim. Yani şöyle dedim. Bu temel kaynaklardan yapılan başka şartlarda bir kısmı bugüne uyar. Tabii ki onlardan istifade edilecek. Tabii ki aynen alınacak ama deliline nasıl üretildiğine bakacak alim yine. Alim yine ona bakacak. Mümkün olduğu kadar bakacak. Ulaşabildiği kadar bakacak. Hani bu içtihadın tecezzisi ve taklit, ittiba, içtihat kavramları var ya, oradan bakarsak meseleye, ittiba ehli için taklit caiz olmaz. İçtihat ehli için ittiba da caiz olmaz. İttibadan da maksat malum, bir alemin içtihadını deliline bakarak almaktır. Delilini de öğrenerek almaktır. Kendin üretmiyorsun ama nerede, nasıl üretmiş? Yani ilahi hitaba ulaşıyorsun, ilahi hitaba. Öylece de Allah ile sen kul olarak bir rabıtayı kalbiye ve zihniye kuruyorsun. Kuruyorsun ki bu lazım zaten. Lazım olan bu. Temel otorite, hakimlerin hakimi Allah'tır. Onu unutturmamalı bize taklit. Taklit bize onu unutturmasın diye adamlar ittiba diye bir kavram ortaya koymuşlar. Dolayısıyla yani bizim geçmişimiz dedim ki hayır mesafe aldık şimdi epeyce değişti falan filan diye söyledim. Ben tabii çok erken bir zamanda bu problemlerle uğraşmaya başladım. Onu size söyleyeyim. Yani ben Konya'ya adım attım okumak için. Sonra o zaman bir otele evvela o zaman şimdiki gibi ne burs var, ne öyle bedava ya da ucuz yurtlar var, ne şu var ne bu var. Ben garibim. Konya'da bir tek tanıdığım Allah'ın kulu yok. Ondan sonra neyse işte bir otele indim önce. Ondan sonra bir yer, bir şey bulacağım. Orada Aziye Camii'nin arkasında bir meydan vardı. Orada da bir hamam da vardı hatta. Şimdi orada bir adam böyle el arabası var. Üzeri düz bir şeyler satıyorlar ya salatalık malatalık. Bir adam da kitap satıyor. O böyle bir el arabasında kitap satıyor. Bir baktım ben daha o zaman şey okuyorum. Kafiye okuyorum yani. Ama şey kayıtsız bir Halevi'yi sagir gördüm. Kıyısına da böyle adam onu okuyan İnci gibi bir yazıyla bazı şeyler yazmış. Hoşuma gitti. Çok ucuz bir şey. 1 lira mıdır nedir? Öyle bir parayla Konya'dan ilk satın aldığım kitap Halebi-i Sahir oldu. Meğer biz Halebi-i Sahir olacakmışız. Çok şükür. O zaman bilmiyordum. Efendime söyleyeyim. Bu oldu. Sonra Hacı Üstad Mustafa Efendi hocamız yani mektebe girdim işte okumaya başladık falan filan. O çok çok değişik bir insandı. Onu Ahmetciğim sen bu gençlere bir gün Hacı Üstad Mustafa Efendi'yi anlat inşallah. Onu bir bilsinler yani. İnşallah. Fırsat bulursak hocam kabrine ziyarete gidelim inşallah dostlarımla beraber. Gidin lütfen. Benden de selam söyleyin o zaman. Aleykümselam. Kabrine de gidin. Onu bir anlat. Sonra tabii şimdi Gazali'den konuşacağız ya ileride inşallah. Oradan aklıma gelmişken aynı zamanda onun nasıl bir mektepten yetiştiğini onun hem ne demek lazım ki? Hem Alaylı mı? Gazali'nin dünya ilmi dediği fıkıh ve kelam hocalarının hem de Gazali'nin
ahiret ilmi dediği ahlak, kalp ve nefsin terbiyesi ile alakalı hangi hocalardan okumuş? Yani o İslami Medaris'ten bahsediyor. Evet. Ha. Onu da mutlaka anlat. Yani onu da bilmeli bu arkadaşlarımız. Bilmeli. Hacı Musa Efendi pek zenginlerin şeyine gitmez. Konya'da malum çok yaygın bir adettir. Birisi vefat edince muhakkak bir hatim okunacak. Hem de onun evinde okunacak hatim. Hatimden sonra da ben daha fazlasını görmediğim için, çünkü Hoca Efendi zaten fukaranınkine gidiyordu. Talebelerden de işte bizim gibi böyle garibanı çağırıyordu oraya. Biz de okuyorduk. Kendisi cüzü bitiriyor. Hafızlar da bitiriyor. Biz biraz yavaş gidiyoruz. Nerede kaldın babam falan diye soruyor bir köşeden. İşte o satırı söylüyorsun. Sen o sayfayı bitirir diyor. Ben öbür sayfadan başlıyor okuyor. Arkadaş öbür sayfadan başlıyor okuyor. Sen hangi cüzde hangi sayfada olursan ol okuyor. Ondan sonra o onu bitiriyor. Bir başka talebeye soruyor. Yavaş gidenlerden yine birine. O da şu sayfa. Sen o sayfayı bitiriver diyor. Ondan sonraki sayfayı ben devam edeyim diyor. Böylece de hatmi bitiriyoruz. Rus. Ondan sonra Konya'nın meşhur, şimdi o yok be Ahmetciğim. O zaman etli ekmeği vardı. Azıcık daha büyük, az daha kalın, az daha malzemesi bol. Efendim. Bir etli ekmek, bir de tahin helvası. Onlar gelir. Zaten biz de o zaman hatimden hatime bunların yüzünü görebiliyoruz. Bunun bile filan. Onların da parasını bazen Hoca Efendi kendi cebinden verirdi. Yani kıyamaz. Zaten bir de hani ölü evinden var ya filan verirdi ya da bir başka kaynak bulurdu. Buraya şuradan girdim. Böyle bir şeyde bunlardan 2,5 lira veriyordu bize. 2,5 lira hocamız. Bu 2,5 liralardan biriktirdiğim bir parayla, ki onun rakamı ne yazıp şu anda hatırımda değil, ikinci aldığım kitap da Ömer Nasuhi Efendi'nin şeyi oldu. İlmihali. Ömer Nasuhi Efendi'nin İlmihali oldu. Şimdi mesela ben bu kitapları aldığımda düşünüyorum. Alebi sair. Orada ne yazıyor? Kur'an'da yazdığı gibi diye. Yani bak biz böyle yönlendiriliyoruz. Hatta Kur'an'da yazan seni ilgilendirmez. Yani burada yazana baksan. Sonra geldik Ömer Nasuhi Efendi'nin Büyük İslam İlmihali, değil mi? Adı öyle değil mi? Büyük İslam İlmihali. Şimdi orada Büyük İslam İlmihali'nde ne yazıyorsa odur. Yani bizi ilgilendiren odur. Sen onu ezberlemeye bak. Orada ne varsa. Buradan başladık biz. Biz bu noktadan başladık işe. Bir kısım arkadaşlar bence o noktada da öldüler. Yani yaşadılar. Sonra öldüler. Yani. Ama ben o noktada durmadım. Yani. Sonra başka şeyler oldu. Onları bırakalım. Ama sorgulamaya başladım. Yani ben. Sebebi ne? Sebebi şu. Benim bir 16 yıllık cahiliye hayatım var. Ve o hayatta tanıdığım bir ferdi ve içtimai insan hayatı var. Orada tanıdığım. Bu bir. İki, birinci yıldan sonra imam olmak durumunda kaldım geçinebilmek için. Sen imam olunca İmam Hatip talebesiymişsin, bilirsin bilmezsin. Adam sana soruyor. Hocasın ya imam. Namaz kıldırıyorsun soruyor. Bu sorulara muhatap oldukça bu sefer kişiye verdiğim
o hazır, hani kuru balıklar var ya, onlara verdiğimden kendim tatmin olmamaya başladım. Ben söylüyorum ama ben kendim tatmin olmuyorum. Bu tatminsizlik ve bu arada okuduğum bazı kitaplar bende bir sorgulama işte oluşturdu. Gene bir hatıra. Ben bir yandan okuyordum. Üniversitede okuyorum. Onun dışında bildiğiniz bu medrese ilimlerini okuyorum bulduğum hocalardan. Bunları da kendi arkadaşlarıma okutuyorum. Ya bir çalışmaya örnek olsun diye isterseniz bir günü söyleyeyim. Sabah namazında gidip camiye namazı kıldırıyorum. Geliyorum bizim mahallede ki aynı zamanda merhum Ali Osman Koçkuşlar'ın mahallesiydi. Orada bir küçük mescit var. Oraya 10-12 kadar arkadaş geliyor. Mesela bunların içerisinde baltacı var. Bunların içerisinde ateş var. Bunların içerisinde Ali Osman var. Ben onlara ders okutuyorum. Okuduklarımı onlara okutuyorum. Onlara sorun bakalım şimdi. Soracağınız kim kaldıysa. Mesela baltacı falan hayatta. Evet, Ateş hocamız hayatta. Ateşte. Bir de hariçte gelen 2-3 tane var. Mesela onlardan bir tanesi Hasan Hüseyin Varol idi. Yakında onu kaybettik. Ya rahmet. Hatta şöyle bir hoş taraf da vardı. Hasan Hüseyin Varol sabah namazından sonraki derslerimde benim öğrencim oluyordu. İmam Hatip'e gidiyorduk. Ben de onun Kur'an öğrencisi oluyordum. Orada ecetvelinden ücretli Kur'an-ı Kerim dersine geliyordu. Bize de geliyordu derse yani. Böyle hoş cilveleri de vardı onun. Ben bir yandan da okutuyordum. İşte yavaş yavaş böyle Kur'an başkadır. Efendimizin beyanı başkadır. Beşeri içtihat başkadır. Arkadaşlar, bunları bir tutmayalım birincisi, ikincisi sorgulanabilir. Birincisiyle alakalı sorgulama var mı? Orada temas edeyim isterseniz. Yani Kur'an ve sünnetle alakalı. Burada sorgulama tabirini kullanmayayım. Yani Kur'an ve hadisler diyeyim. Elbette ilahi hitaptır. İlke olarak bizi bağlar. Fakat anlama ve uygulama açısından orada da yapacağımız bir şey var mıdır? Sorusunu soruyorsanız vardır. Yani orada bile vardır. Şimdi geldik. Oraya ne vardır? Oraya yine dönerim inşallah. Bu kitaplarda gördüğümüz arkadaşlar ister mesela işte şey okurduk. Nesefi Şerhi, Taftazani Şerhi, Nesefi'nin Taftazani Şerhi. Ve kıyısında da Ramazan Efendi haşiyesi olurdu bir kitap. İşte onu okuruz. Bazı şeyleri ben muhakeme etmeye kalkışırım. Rahatsız olurlar filan. Onun üzerine sonra içtihada, sonra mezheplere, mezheplerden yararlanmaya, işte tek mezhebe bağlılık meselesine intikal etti yavaş yavaş. Onlara ben kendim bu konularda fikir ve bilgi edindikçe naklettim. Onun üzerine bunlar bunaldı, daraldılar. Bir gün dediler ki bak biz sana laf yetiştiremiyoruz. Ama rahat da değiliz bu konularda. Hocaya gidelim şeye, Müftü Efendi'ye. Konya Müftüsü Abdullah Ulubay diye Mektebi Kudat mezunu gerçekten iyi alim bir zat var. O zaman Konya Müftüsü, şimdi Akait hocamız. Orada şöyle dediler. Hani var ya erkeksen gel orada bilmem ne yap falan gibi böyle. Gel orada söyle bu söylediklerini, onun yanında söyle dediler. Gittik ben de
Onun yanında söyledim. Yani dedim, müştahat kapısı kapanmaz. Bir, iki, yani Müslümanın tek mezhebi yoktur. Yani Müslüman isterse tek mezhep ve intisap eder, güya yani intisap eder, yani benimser ve bütün hayatını yaşar. Burada problemi yok. Ama bağlamaz. Gerektiğinde, ihtiyaç duyduğunda bir başka mezhepten de istifade eder. Bu ikisini ifade ettim, öyle hatırlıyorum. Sinirinden titremeye başladı hoca. İyice kızdı. Bu arada da İhtilaf-ı ümmeti rahmetün cümlesini okudum. Özür diliyorum. Ulan sığır dedi. Ümmet kim dedi. İhtilaf-ı ümmeti rahmetün. Var ya. Evet. Ümmet kim dedi. Ben anlıyorum. Yani o onlar müçtehit, sen kim oluyorsun anlamında. Ben de hocam rahmet kime dedim. Yani ümmet müçtehitler de anladık. Peki rahmet kime? Yani ben onların ihtilafından istifade etmeyeceksem, onların ihtilafı bana, hoca iyi bir mantıkçıydı ama aynı zamanda. Onların ihtilafı bana nasıl rahmet olur? Deyince bastonu eline aldı, kaldırdı. Ben de kapıya kadar kaçtım. Elini kaldırsaydı uzatırdım, vursun bir tane. O baston olunca o fazla. O taziri yani hak etmemiştim. Kapıya kadar kaçtım. Sonra bana nasihat etti hoca. Hoca haklıydı. Çünkü kuşatılmışlık vardı. Kuşatılmışlık vardı. Yani böyle bir şey söylediğiniz zaman, demin söyledim ya, işte o habi olmuş ya da buna benzer bir kulp takarlar. İlk fıkıh usulü kitabını yazdım. Orada da bunları işledim. Ben şimdi şu son söylediğim konuları daha onu not olarak verdim. İstanbul İmam Hatip Okulu'nda talebiye 160 küsur sayfa. Benden evvelki adı sanı büyük bir hoca efendi bir senede 8 sayfa okutmuş. 8 sayfa. Fıkıh usulünün tarifi, mevzuu, gayesi. O kadar. Bu kadar. Hani mukaddime de olur ya başta. Onları yazdırmış 8 sayfa. Bütün bir sene konuşmuş. Sınıfta güzel hikaye anlatmış. Buna biz de geldik 165 sayfayı dayadık. Çünkü usulü kitabı o zaman teksir olarak 165 sayfaydı. Bir o kadar da hadis usulü. Yine dayadık bu talebelere. Fakat bunlar hiç, yani bir muhabbet tabii tesis, bir güven ve muhabbet tesis edince şikayet etmiyorlar. Küt derken okuyorlar. İmtihana da giriyorlar. Başarılı da oluyorlar. Yani olmayan da olur tabii. Orada ben bunları işledim. Şimdi yine adını söylemeyeyim. Önemli bir tarikat cemaatinin o zaman bir şeyi vardı. Şeyhi. Bir iki kelime daha söylesem hemen anlarsınız. Hepiniz çok zekisiniz çünkü. Onun için yine söylemeyeceğim. Bir gün çarşambada, ama bu Mahmud Efendi değil. Onu söyleyeyim. Yani çünkü bir de kim değil onu söyleyebilirim. Hiç olmaz. Bu değil. Çarşamba olunca akla o gelebilir. Değil. Değil. Çarşambada ben yaya olarak geliyorum. Mektepten çıktım. Bana rastladı yolda. Hoş baş ettik. Aklını başına al dedi. Ben delişmenim o zaman yani. Şimdi de azıcık öyle sayılırım ya. Daha bir delikanlıyım yani. Aklını başına al dedi. Baktım yaşlı başlı adam yani cevap vermeye değmez. Sustum. Yani sükut ettim. Bir daha tekrar etti ve ayrıldı gitti.
Sonra bir mektup geldi. O fıkıh usulünde işte bu mezhep, Evet. içtihat filandan dolayı onları zikretmiş. Diyor ki eğer bu konuda daha kitap olmadı o ders notu. Evet. Eğer diyor bunu basarsan kitap olarak ve bu konuda ısrar edersen seni bitiririz diyor. Yani matbuatta diyor tabiri de seni matbuatta bitiririz diyor. Böyle yani kuşatılmıştık dediğim bu. Böyle. Bu iki ifrat ve tefrit arasında bir neslin bocalamasının bir kısım sebeplerine temas etmiş oldum. Ama şimdi dedim çok şey değişti. Yine bir cümle söyledim. Bir yerde yazdım mı, söyledim mi bilmiyorum. Çok eski değil yani yakınlarda. İçtihat kapalı mı açık mı? Yapılıyor mu yapılmıyor mu? Filan gibi. Bu tartışmaya cevaben dedim ki düzgün yapılmış her doktora bir içtihattır. Buna da çok hücum ettiler. Bu söze. Halbuki zahmet etseler doktora nedir diye okusalar. Yani doktoranın özelliği nedir? Doktora bakkalül ulumluk mudur? Yoksa balık tutma mıdır? Efendim. Değil mi? Bu doktora şeyi var. Yönetmeliği var. Orada doktora yapan efendim ya bir kendisi bir yöntem icat edecek. Ya bir yöntemi o zamanki uygulanmamış bir alanda uygulayacak. Ve mutlaka orijinal bir sonuca varacak. Sen işte adı Ahmetciğim tarif edersin arkadaşlara yani bu. Ben yine ısrar diyorum ya. Düzgün yapılmış bir doktora bir içtihattır. O halde o mahiler ki derya işte dur deryayı bilmezler kabilinden bugün uygulanıyor. Uygulanması da lazım zaten. Ama bu şu demek değildir. Mesela ne bileyim modern hayatı, batıyı, modayı referans olarak al, bizim usulümüzü bırak ve kendin Kur'an'a ve hadise bak. Onları da kendine göre tasnif et. Bunların bir kısmı bugün artık bizi ilgilendirmiyor. Bizi şunlar ilgilendirebilir de ve ortaya içtihat adına bir takım hükümler koy. Hiç ben bunu kastetmedim, etmem. Ve bunu yapanları da yanlış yolda görürüm. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Gerçekten mesela içtihadın şartlarından bahsedilir ya. Ben bugün ihmal edildiği için mesela kadim içtihadın şartları konusunda kitaplara bakıp bir kısmı bunların tasayip vardır. Oralarda zorlaştırmıştır. Evet. Bir kısmında teshil vardır. Yani ikisinin ortası da vardır. Mesela o oralarda diyelim ki furu'u bilmek gerekmez filan gibi ifadeler vardır. Ama ben bugün ihmal edildiği için, önem verilmediği için içtihada kalkışacak kişinin kadim fıkıh da bilmesini şart koşuyor. Yani mesela ben koşuyorum. Niye? Niyesi böyle işte. Yani o kadimi bilmeyenin cedidi olmaz. Evet. Hatta Allah gani rahmet eylesin. Ahmet Naim Bey ya fıkıh bazında söylemiyor da kültür, medeniyet, fikir bazında bir cümlesi var. Oldukça güzel. Onun iyi Fransızcası varmış. Mehmet Naim Bey'in. Evet. İlmü Nefs diye bir psikoloji kitabını tercüme etmiş. Kitap da şu kalınlıkta ya 500-600 sayfa var.
Benim elime düşen nüsha da imzasıyla kime ithaf edilmiş biliyor musun Ahmetciğim? Filozof Rıza Tevfik'e. Değil mi? Ha. Hem de orada Ahmet Naim Bey'in imzası da vardı elimde. O düştü bana elime. Onun mukaddimesi var. Tercüme ama başına uzunca bir mukaddime yazmış. Şu halde bizim işimiz diyor. Bir cümle böyle. İhdas-ı ceddidden önce keşfi kadimdir. Hoş değil mi? Çok aşırı. Çok güzel bence. İşte bu ikisi yan yana yürürse mesele yok. ...1970 ile 75 arasında İzmir Yüksek İslam'da hocalık yaptım işte, fıkıh hocalığı. O işte 70 ile 75 arasında hangi yılsa uluslararası bir İslam hukuku sempozyumu yapardı. Hatta Ruhi Fırlalı Bey dekandı o zaman, aklımda böyle kaldı. Ben de oraya iştirak ettim, katıldım bir tezle. Ya da Ruhi Fırlalı Bey de tezle katıldı. Oradan konuştuğunu iyi hatırlamıyorum ama başta İngilizce konuştu, hoş geldin falan dediğine göre sıradan bir katılımcı olmaması lazım. Ben de orada işte içtihatla ilgili bir tebliğ hazırladım. Ve mecellede biraz sonra oraya döneriz dediğim konuya geliyorum. Yani ortada nas varsa içtihat yok mudur? El cevap vardır. Ortada nas varsa en büyük içtihat orada vardır. En çoğu orada vardır. Bir kere bunu söyleyeyim, sonra açayım. Orada Mecelle'nin malum Mevridi Nas'ta içtihada mesa yoktur maddesini tenkit ettim demiyorum. Açtım. Yani o maddeyi açtım. Ve dedim ki bu İmam Şafii'nin içtihat anlayışına göre yazılmış bir madde. Çünkü İmam Şafii içtihat kıyastan ibarettir diyor. Mevridi Nas'ta da kıyas olmaz. Yani doğru. Ama içtihat bundan mı ibarettir? İşte benim orada söylediğim ve şimdi de yine tekrar etmek istediğim şey bu. İçtihat kıyastan mı ibarettir? Hayır. Hazreti Ali'ye soruyorlar. Diyorlar ki Hazreti Peygamber'in bize söylemeyip de size özellikle söylediği bir bilgi, bir ilim var mı? Hazreti Ali cevap veriyor. Diyor ki hayır, yok. Ama Allah Teala'nın kuluna kitabını anlamak için verdiği kabiliyet var diyor. Ve o anlama kelimesinde fehim kelimesini kullanıyor. Fehim. Ben de malum tezimde yani başlangıçtan dördüncü asra kadar İçtihat adını verdiğim buna fehm içtihadı dedim. Fehm içtihadını açtığınız zaman efendim bu fehm içtihadı fıkıh usulündeki delalat bahsiyle ilgilidir. O delalet hani elfaz bahsi deriz değil mi? Başka bir isim itibariyle. Şimdi bu elfaz bahsini biz neye uyguluyoruz? Kitap Nusus. ve sünnete. Yani nususa uyguluyoruz. Demek ki nas var iken ha bu uygulamada içtihat var mı? Elbette var. Yani biz onlarla anlamaya çalışıyoruz. Onlarla hüküm çıkarmaya çalışıyoruz. O elfaz bahsindeki delaletlerle. O delaletlerle. Hüküm çıkarmaya, Allah'ın muradını anlamaya çalışıyoruz. Buna fehm içtihadı diyorum ve birçok metinde sonra bu ifadeye rastladım. Fehm, yani anlama içtihadı.
diye. Onun yanında bir de bildiğiniz gibi istislah dediğimiz, yani Hanefilerde istihsan dediğimiz tali edille içerisinde bulunan ama oldukça önemli olan, işte Malikilerin Mesale-i Mürsele falan dedikleri. Bizde istislah değil de istihsan dediğimiz, ama o istihsanın 5-6 dalı var. Yani neyi neye tercih ediyorsun konusunda. Onlardan bir tanesi de malum biliyorsunuz celi kıyasla hafi kıyas arasındaki tercihtir. Bir tanesi zaruretle ilgili tercihtir. Bir tanesi maslahatla ilgili tercihtir. Celbi menfaat, defi mazaratla alakalı. Peki ya bunlar işte nas varken, yani nas varken bu şeyi, içtihadı şey yapıyoruz, uyguluyoruz, tatbik ediyoruz. Bu da öyle. Demek ki biz en azından, yani en kısa söylemek gerekirse, bir de bunların tepesinde makasıtü şeria var. Şimdi senin alana girdik. Oradan Estağfurullah. hemen çabuk çıkayım. Hemen lazım. Estağfurullah hocam. Ellerinizden öperim. Şimdi bir de bunların tepesinde diyorum, dikkat ederseniz. Makasıtü şeria vardır. Evet. Bunu elden kaçırdı mı bir insan, bir fakih? Makasıtü şeriayı elden, görüşten, görüş ufkundan kaçırdığı zaman, kaçırdığı zaman hem eskiyi muhataba nakilde hem yeniyi üretimde hataya düşer. Önemli ölçüde hataya düşebilir. Makasıt nazar itibariyle almadığında. Bu demek değildir ki bu işte makasıdı, ben ırzı da katıyorum. Sen kattın mı? Kitapta unuttum şimdi. Baktıydım ama hani beş diyorlar ama altı da olsa iyi olur değil mi? Irz. Evet. Bazı kitaplarda var. Karafi merhum, evet, onu da altını koyalım. Irz. O da var. Doğru, insan onuru yani. O da mühim. Hatta Haddi Gazif'te onun için. Evet. Değil mi efendim? Evet. Onu da koymak lazım. İşte bu altı maksat. Şari'nin bu altı maksadı. Şimdi buraya cüz-kül diye bakarsanız yaptığımız işe, siz bir cüz'ü üretirken bu cüz bu maksatlardan bir tanesinin ziyaına sebep oluyorsa, ziyaına olmuyorsa tamam, mesele yok. Evet. Bunların uygulamasıysa mesele yok. Ama ziyana sebep oluyorsa o cüzde ısrar edemezsiniz. O cüz nerede olursa olsun bunu aşmayacağım deme lazım şimdi. Ama o cüz, sen anlıyorsun, nerede olursa olsun. Çünkü o kül de Allah'a aittir. Yani makasıt şeriatı nereden çıkarttık biz? Oturup da tavuğun altına yumurta koyup da mı çıkardık? O makasıt-ı şeriayı yüzlerce, binlerce ayet ve hadisten çıkarmadık mı? Çıkarmamışlar mı? Şari'nin maksadı budur dememişler mi? Ki buraya ibadet de dahil yani. Ya da ibadette, muamelatta, ukubatta, hepsinde bu hikmet kısmına geçtiğimiz zaman makasıt-ı şeriaya atıf olur. Öyle değil mi efendim? Yani bu şunu korumak içindir mesela. Şunu nemalandırmak içindir plan şeklinde söylenir. O halde bunların tepesinde de şey vardır. Makasıdı şeriat vardır. Demek ki Mevlid-i Nas'ta içtihat varmış. Mevlid-i Nas'ta içtihat, Nas'ı anlamak ve Allah'ın muradına Nas'ı anlamak. Onu başta iki üç kere söyledim, bir daha tekrar edeyim. Bir, anladığımız kat'i olur. İki, zanni olur. Fıkıhta zann-ı galip de geçerlidir. Malum. Zaten kat'i de icma vardır. Orada ihtilaf yoktur.
Zannide ihtilaf vardır. Zannide ihtilaf olunca da şimdi bu ihtilaf fıkıhta zenginliktir. İşte asıl bu çağda bunda bir ittifak etmemiz gerekiyor. Yani zanni çıkarımda ihtilaf olur. Bu ihtilaf fırkalara, hiziplere ayrılmak için değil, rahmet için ise bu bir zenginliktir. Eğer herkes bu ihtilafta bu benimki din, beni öteki ilgilendirmez derse, biraz daha metinlere gelelim. Benim imamım da hata ederdi, öbürü de ederdi. Teorik olarak ikisi de eder, hata eder. Fakat fiilde benimki isabet etmiş, öbürü hata etmiştir. Bu var kitaplarda. İhtimal olarak her ikisi de hata ederdi, edebilirdi. Lakin bizim imam hep isabet etmiş. İhtimal öyle çalışmış. Öbürleri de ona muhalif olan içtihatlarını ata etmiştir derseniz. Ben hatayı nasıl uygularım ya? Yani hata uygulanır mı? Öyleyse o beni ilgilendirmez. Böyle oluyor. Bu zenginlik, bunu da zenginlik olarak saydığımızda tekrar bunu söylemek durumundayım. Ve bir de asıl bir soru vardı ya, yani bugün milli ve milletarası kanunlar var ve hukuki hayat bu kanunlara göre yürüyor. Ve artık fıkıh kenarda kalmıştır. Fıkıha ihtiyaç yok şeklinde bir soru vardı ya. Onunla ilgili Elmalı merhumdan bir nakil yapacağım inşallah. Onun ağzından cevap vereceğim. Benim söyleyeceğimi söylüyor çünkü sonuçta. Hem de güzel söylüyor. Bir de Elmalı söylüyor. Yani Hayrettin kim bilir nedir yani, ama Estağfurullah. Elmalı Estağfurullah. Elmalı'dır. Ondan sonra o söylüyor. Benim bir de şeyim var. Yöntemim, Ahmetciğim, sonun farkında olabilirsiniz sanırım. Kendi rey ve düşüncemi, tercihimi bulabilirsem kadim ulemanın ağzından söyletmeyi tercih ederim. Eslemdir. Evet. Oh, ona aynen söylediğin gibi Eslem. Sahili selamet. Kardeşim o söylüyor ya, ben bak o söylüyor işte, hadi ben benim ama o söylüyor deyince, yani ona da hücum edenler oluyor da, ama olsun, yine de bir kırılıyor yani, şeyleri, şiddetleri kırılıyor. İyi niyetle, ehliyetle, sağlam bilgiyle, hem geçmişin hem günün halin bilgisiyle biz fıkı şimdi çağdaşlaştıracağız desem bunu da yanlış anlarlar. Biz fıkı bugünkü hayata söyleteceğiz. Biz fıkı bugünkü hayata söyleteceğiz. Söyletebiliriz. Bu mümkün. İyi niyet, çalışmak, geçmişin ve halin yeterli bilgisi ve kaynakların yeterli bilgisi. Bunlar elde edilebilir mi? Nasıl edilmez ya? Yani nasıl edilmez? Şimdi Gazali'nin şeyde El Müstesfa'da Şevkani'nin Elbedrüttaliha'da ve şeyde İrşadül Fuhul'de tesirleri var. Mesela Şevkani Elbedrüttaliha'da ikiye ayrılıyor da içtihadı, diyor ki bir insan kendi hayatı için, dini hayatı için içtihat eder.
Bir de fetva için içtihat eder. Fetva için içtihadın şartlarını biraz daha zenginleştiriyor Şevkani. Yani zorlaştırıyor. Kendisi için ise biraz daha teshil ediyor. Gazali merhum. Şimdi bir tarafta o zorlaştıranlar, mesela hadisi konuşalım şimdi. Efendim ahkam ile ilgili bütün hadisleri senediyle ve ricalin cerh ve tadil açısından durumuyla birlikte ezbere bilecek. Yok canım. Yani, ben öyle dedim. Yok canım. Gel ver ya. Gazali yanında Ebu Davud gibi bir kitap bulunsa yeter. Yok. Hadi bakalım. Yani gerektiğinde işte açar hangi bahis şu. Nikah bahsi orada var. Açar orada kendisine okur bakar. Aradığı çözümle ilgili orada bir şey var mı diyor. Şimdi kardeşim Gazali'nin söylediği zaman ve ondan sonraki zamanlara gelelim. Bir insan bu Ebu Davud'u bile hemen istediği zaman temin edebilir miydi acaba? Etti. Hemen istediği, aradığı bahsi bulabilir miydi acaba? Zor. Zor. E bir de şimdiye gel. Şimdiye gel. Şu yaşlı adam ben üç tane evi var. Takılıyorum. Üç evli tek eşliyim diye. O zaman şöyle deyince biraz bir gözünü açıyor. Tek eşli deyince ha falan. Onun zararı yok diyor. Şimdi yazlık kışlık gibi üç evde de kütüphanem var. 1-2 bin tane kitap da İslam'a bıraktım. Bunların da bir kısmı dahil olmak üzere internetten indirdiğim kitap 70 GB. 70 GB. Evet. Ama hepsi fıkıh değil. Zaten onu da söylemem lazım. Başta da söyledim ya. Yani Hayatı tanımak demiştiniz. Evet. evet, yani bu sadece dar manada fıkıh bilmekle, usul bilmekle olmaz. Çünkü muhatabınız var, tahkiki menak var. Yani bunu bir yere uygulayacaksınız. Öyle değil mi? Hüküm belli, hükmün illeti de belli. Bu illet nerede tahakkuk ediyor? Bunu araştırmayacak mısınız? Peki bunu araştırınca o nerede dediğimi bilmek durumunda değil misiniz? Nerede? Yani. Nerede dediğiniz zaman işte oraya biraz felsefe, biraz sosyoloji, biraz sosyal psikoloji, dinler tarihi ile ahiri yani komşu ilimler. Komşu ilimler. Bunlarda mütehassıs olmayacaksınız. Ama yeteri kadar bilginiz olacak. Öyle değil mi Ahmetciğim? Yani Kesinlikle. bu şey olmaz. Aksi halde dediğim gibi siz bir vadide olursunuz, onlar bir vadide. Başta bir cümle kurmuştum. O vadi, bugünkü vadidir insanların bulunduğu. Fıkıh oraya gitmez, onlar fıkıhsız yollarına devam ederler. Allah korusun bu tabii. Bu çok kötü ve hiç olmaması icap eden bir şey. Bugün ilme ulaşmak, bilgiye ulaşmak dünkünden daha kolaydır demek istiyorum. Ama çalışmak ister. Yani gene okumak ister, çalışmak ister. Bu şey konusunda dikkat edilmesi icap eden istinbatta iki hususa daha dikkat edip ondan sonra o sorulara geçeceğim. Bunlardan bir tanesi aslında sonradan metin tenkidi diye meşhur oldu da metin tenkidi diye meşhur oldu da bizim usul kitaplarımızda
Mesela Pezzevi'nin kitabında, Sadus Şerian'ın kitabında El-İnkıta'ul Batın şeklinde geçiyor. Şimdi insanlar hadis okuyor. Güzel. Hadisten icazet veriyor. Nasıl okuyor? Merak ettim. Şey gibi yani makine çalışıyor yani dırırır falan diye böyle. Ya hoca dediğimiz kişi ya da talebe okuyor. Amfilan böyle bitiyor kitap. Ne oldu? Kitabı okuduk. Ve diyor ki ben Buhari'yi benim önümde okudu ya da ben onu okudum, okuttum. Buna göre bir icazet düzenleyip veriyor. Bana soruyorsan bunun hiçbir önemi yok. Bu böyle olmaz. İki, eğer bir hadis kitabını hadis usulü ve fıkıh usulü tatbik, yani özet söyleyeyim bari. Hadis usulü ve hadis usulü tatbik ederek okursanız ben size hadis okudu derim. Yoksa sizin okuduğunuz hadistir ama onların önemli bir kısmı ne? Hem de kadim fukaha, mesela kütüb-i sitte deyince bir zaman akan sular durur derdik biz. Akan sular durmuyormuş kütüb-i sitte deyince. Nereden anlıyoruz? Valla kadim fukahanın kitaplarından anlıyoruz. Ya da mesela bir Hanefi fakihin Buhari Müslim şerhinden anlıyoruz. Öyle değil mi efendim? Buhari Müslim'den bahsediyor. Diğer dördünden değil. Bakıyor. Mezhebine uymuyorsa hadis ne yapıyor Ahmetciğim? Muhakkak ya tevil ediyor Tevil ediyor, evet. ya bir kulp takıyor. Öyle değil mi efendim? Ve en çokça da tevil ediyor. Ya da nesh diyor vesaire. Etrafından dolaşıyor ve hadisi atlıyor. Mühim olan bu yani. Hadis mamulün bih olmuyor. Şeyde var, Buhari'de var, Müslüm var ama mamulün bih olmuyor. Öyle mi? Öyle. Ali Yulkari merhum yaptığı bu. Mesela Umdetul Kari'di, evet. Ayni'nin yaptığı da Evet. bu, değil mi? Öteki Şafii olan İbn Hacer'in yaptığı da bu. Onlar böyle. Ama bir başka tarik var, o ayrı. Biz de biraz İbnül Humam oraya yaklaşıyor. İbnül Humam merhum ona yaklaşıyor. Ama işte Şevkani falan gibi insanlar. Onlara geldiğimizde işte onlar ille de bir mezhebin içtihadını kitap sünnet muvacehesinde galip getirmeye uğraşmak yerine hepsini serdediyor. Yani şu delilleri serdediyor. Delilleri tartışıyor ve kendisi bunlardan birini tercih ediyor. Bu artık muasır, yani asıl nereden başladı o isimleri söylemeyeyim şimdi, bir de burada da yine onlardan bahsetti bu adam derler. Ondan bahsetmeyeyim ama şöyle bir nesil daha sonra Şertut Merari filan gibi adamlardan başlayalım. İşte Ahmet Zerda, Ebu Zehra filan gibi. Değil mi? O insanlara geldiğimizde onlar bu metodu uyguluyorlar. Öyle değil mi efendim? Yani onlar bu usulü uyguluyorlar. Binaenaleyh şimdi İnkıta Batın, yani ben asıl ondan bahsedeceğim. Fıkıh usulünü, hadis usulünü uygulayarak okumaktan bahsettim hadisi, değil mi efendim? Evet. Şimdi bir hadisi okuduk. Senedine baktık, sağlam. Hiçbir sakatlık yok. Hadis usulü bakımından yani şey yok, problem yok. Şimdi fıkıh usulüne geçeceğiz o zaman. Bunda bir inkıta batın var mı yok mu diye bakacağız. Bir de. Uygulama dediğim bu işte. İnkıta batın neydi? Ya bu hadisin senedinde bir şey yok ama bu hadis ki sahih dediğimiz bu hadis
kendisinden daha güçlü bir delille çelişiyor. Yani ona ters düşüyor mu? Ona ters düşüyorsa bu hadisle amel edilir mi? Bu soruyu soracağız. Ben bunu şimdi kendim mi söylüyorum? Hayır. Şeyde, hadis bahsinde mesela arkadaşlar Pezdevi'nin İbn-i Sadr-ı Şer'i ada almış. Aynı onunla da var. Kelimeler bile, cümleler bile yani aynı. Hadis bahsine baksınlar. Orada el-inkıtaul batında Evet. epeyce yani böyle bir belki 20-30 sayfa örnekler de vererek bir haberi vahid, işte bir ayete, bir icmaa, mütevatir hadise, şeyde bazı kitaplarda vakıa, umumi belvaya, yani herkesin bilmesi lazım gelen konuda. Bazılarında da temel ilkeleri bakımından akla ve bilime aykırılık var mı yok mu diye de bir sorgulama yapması icap ediyor. İşte bu varsa onun adına inkıtaa batın deniyor. Yani o şu demektir malum. Bu böyleyse bu Efendimiz'den sadır olmaz. Arada bir kesiklik var. Yani bu arada bir başkası bunu söylemiş olabilir. Ama bu şu senedin içerisinde yok. Yok ama batın, yani gizli olarak, mestur olarak böyle bir problem var demek lazım. Hadis için söyleyeceğim bu. Onun dışında sünnetsiz, hadissiz İslam da olmaz, içtihat da olmaz. Bunu bir tekrarlayayım. Evet. Yani bu lafımdan dolayı yanlış bir sonuca varılmaz. Öteki de iki hususa dikkat çektim ben. Ta ilk fıkıh usulünü yazdığım zamandan beri. İkincisi, Peygamberimiz Efendimizin tasarruflarının farklılığı. Ben buna bağlayıcılık bakımından Peygamberimizin tasarrufları başlığını koyarak bir uzunca bir makale yazdım. Bu da epeyce geriye doğru gidiyor. Epeyce. Yani şimdi aklıma daha başka çok şey gelir de aklıma şey geldi. Kırtas hadis. Şimdi kırtas hadis geldi. Bu ya bu nedir bak? Efendimiz diyor ki bana bir kitap getirin. Size dalalete düşmemeniz için bir şeyler yazacağım diyor. Yani çok önemli bir ifade ya. Ama buna rağmen şimdi Peygamberimiz bunu hangi halde ve hangi sıfatıyla söyledi diye tartışma çıkıyor mu Ahmetciğim? Orada çıkıyor. Evet. Öyle değil mi? Ve sonunda da getirmiyorlar. Hazreti Ömer'in müdahalesiyle evet. Ha, getirmiyorlar. Bu şimdi buna sahabe isyan etti ona diyebilir miyiz? Haşa. Olur mu böyle bir şey? Yorum yani anladı. Söylediğim yani Efendimizin tasarruflarının hangi sıfat ve halinden neş'et ettiğine dayalı bir anlayış. Şimdi çok meşhur olan başka bir iki örnek vereyim. Men ahya ardan meyyiteten fehiye lehu. Değil mi? Böyle bir şey var. İşte ihya nasıl olur falan onları arkadaşlar zaten bilir veya okurlar. Bir işe yaramaz ölü, o bakımdan ölü işe yaramaz. Toprağı, araziyi etrafını çevirir, taşları ayıklar ve üretim yapabilecek hale getirirseniz burası sizin olur. Yani daha evvel kimindi? Ardullahi Vazia. Yani devletindi diyelim bugünkü akılla. Yani konuşursak daha evvel devletindi diyelim. Şahsın olmaz. Şahsın olursa ihya ile malik olamazsınız. Devletindi. Ama bunu ihya edersen malik olur. Bu hadis mi? Hadis.
Şimdi sonradan tartışılıyor. Ne tartışılıyor? Bunu Peygamber Efendimiz hangi sıfatıyla söyledi? Bu tebliğ mi? Öyleyse değişmez. Bu tebliğ mi? Din kuralı mı? Öyleyse değişmez. Ne zaman ihya olursa mülkiyet de hak eder. Yoksa devlet reisinin tasarrufları maslahata menuttur diye de bir kaidemiz var ya malum haliniz. Devlet reisinin tasarrufları maslahata menuttur. Devlet reisi sıfatıyla mı Efendimiz o gün toprakların ihyası kamunun menfaatine olacağı için mi söyledi? Yani devlet reisi sıfatıyla. İkincisini kabul ederseniz bu devamlı bağlayıcı değildir. Bir başka zamanda devlet ihyayı mülk sebebi saymaz. Yani saymayabilir. Böylece Peygamber Efendimiz'in tasarruflarını 20'ye yakın da hocam sizin ben tespitiniz. 13 tanesini yazdım da Evet. yani ilk yapanlardan bir iki örnek vereceğim. Mesela Şifa-i Şerif şerhinde bu var. Temyiz-ül Fetava Anil Ahkam kitabı var. Onda var. Yani kadimde var bu demek istiyorum Evet. yani düşünce. Ta gerisini söyledim yani sahabe zamanında da var zaten. Bu kadimde var. Bu da ihmal ediliyor. Hadis okumalarında ve sünnet deyince. Yani hadis deyince. Hadis deyince bana göre de akan sular durur. Ben hala bir tarikat müridinin evrar okuduğu gibi ben her gün bir miktar hadis okuyorum. Her gün. Koca koca kitapları okudum. Rahmetli Karasakallı Mustafa Efendi vardı şeyde de. Ben onu indim derdi. Konya'da. Karasakallı Mustafa Efendi dedi de Bozkırlı Mustafa Efendi. Bozkır Mustafa Efendi. Buna Karasakallı Mustafa Efendi de derlerdi. Onunla da şeyimiz vardı. Muarefemiz vardı. Rahmetli. İşte şu kitaptan bahsedeyim. Ben ona indim derdi. Yani yukarı aşağı. Ben de birçok hadis kitabını indim. Ve bugün halen mesela şeyi okuyorum. Amir bin Hanbel'in Müsned'ini bu Hasan-ül Benna'nın babası Abdurrahman Saati El-Fethur-Rabbani ismiyle Alel-Ebvab Evet. hale getirmiş ve bir de şerh etmiş. Yani bu da yapılabilecek bir iş değil ha. Yani. Ve 22. cilde kadar adam yapmış. Sonra Rabbim artık gel bana diye davet etmiş onu gitmiş. Son iki ya iki ya 400'ünü de bir talebesi tamamlamış. 24 cüz 12 mücellet şeklinde yani bendeki. Şimdi onu okuyorum ben. Onu okuyorum. Aşağı yukarı yarıya geldim. Yani Allah azim ve sonunda bitireceğim. İnşallah. Ben hadis daha bir şey söyleyeyim. Ben hadisatında hadis hocası olmak istiyordum. Yani benim deminki sözlerim de yani inkıta-ı batın bir de Efendimizin tasarruflarının farkı. Sözünden birisi kurt çıkartmasın yani. Oradan bir fitne çıkarmasın demek istiyorum. Çıkarmasın. Ben hadis yapmak istiyordum. Lakin Yüksek İslam'da ilk şey açıldığında asistanlık imtihanları açıldığında hadis yoktu. Ondan sonrakinde vardı bizim Yaşar Kandemir kardeşimiz. İşte çok şükür orada ona girdi. Şey oldu. Öbür tarafta Ali Osman girdi. Öyle oldu. İlk Cenab-ı Hak sayadileden değil de atıbbadan olmanızı murad etmiş hocam. galiba.
Elhamdülillah. Galiba başlangıçta öyleydi. Ve o konuda da epeyce hazırlığım vardı filan. Sonra üç arkadaşız biz. O sırada bizim bir programımız da var böyle Türkiye'de İslamlaşma ile alakalı. Bekir Bey, Tayyar Bey, ben. Daha bir iki arkadaşımız var. Ama bu üçümüz sanki mutlaka kazanacakmışız gibi o Ulûmu Şer'i ile alakalı olan asistanlığı paylaştık. Yani dedik ki ya bu kim fıkıh alsın, kim kelamı, kim Kur'an'ı alsın. Bana fıkıh düştü. Elhamdülillah. Rahmetli Bekir Bey'e kelam düştü. Tayyar Hoca'ya da efendim Kur'an-ı Kerim düştü. Allah'a şükür üçümüz de galiba bir şeyler yaptık yani o alanlarda arkadaşlarımızla. Allah yaşayanlara hayırlı ömür versin. Amin. Vefat edenlere de gani gani rahmet eylesin. Amin ya Rabbi. Böylece biz fıkıhçı olduk. Anacığım. Elhamdülillah. Bu iki soru da soru üzerine de biraz konuşmamız gerekiyor. Evet. Hocam affedersiniz. Elmalı merhumdan bir şey nakledilecekti. Belki İşte arkadaşlarımız onunla alakalı. onunla tamam. O soruyla alakalı. Tamam hocam. O soru birinci sorudur. Efendim. Ha şurada. Şuraya not ettim de. Ha bak şöyle. Eyvallah hocam. Siz yazdınız ya bana. İki soru. Bir, iki. Tabii sizin kepeci azıcık uzun gibi. Buraya hepsini yazamadım. Ulusal ve uluslararası kavanin ile yürütülüyor hayat. Fıkha ihtiyaç yok. Yani bu kadar özetleyebildim ben onu. Ve bu konu ile ilgili olarak merhum Elmalı'dan size bir yere okuyacağım ama bir de bir kitap reklamı yapsam olur mu Ahmetciğim? Bu kadar emek çektim yani. Hak ediyor muyum? Hocam hem gönlümüzde hem zihnimizde inşallah onun yeri başka olacak. Lütfen. Şimdi ben efendim ya şunu söyleyeyim ki ben kitaplarımın tamamının muhtevasını siteme açtım. Evet. Yani adını bir de resmini çekip Evet. bak bunu burada görün de satın alın diyenlerden değilim. Muhtevası orada. Herkes girer okur. Evet. Bedava. Evet. Bunu da söyleyeyim de reklamı ben şaka Evet. olarak. Ama bilgi vermek istiyorum. Mütefekkir, müceddit ve İslami hareket adamı 100 kişi tespit ettim. Son 150 yıl içinde yaşamış. 100 kişi. Bunların hayatlarını, görüşlerini, efendim, tecrübelerini, ne yapıp ettiklerini, hangi sonuçları aldıklarını yazmaya karar verdim. Ve işe başladım. Epey oluyor yani. Epeyce. Belki yani bir 10 sene galiba var. Evvel. Bu işe başladım. Beş cilt Evet. yazdım. Beş cilde yazdım, kanser oldum. Kanseri az çok şey altına aldık, kontrol altına aldık, anam öldü. Elhamdülillah. Sonra onu dirilttiler. Evde, hastanede çok şöyle maceralar var. Oldu geldi geçti. Bugüne kadar bir daha dönemedim. Altıncı cilde yazdım oraya altıncı cilt. Altıncı cilde girecek olan 8 kişi var. 32 kişi yazmışım. 40. 40'ta duracağım. Bunu anlaşıldı. Çünkü 90'a bastım. Zor artık zor. Zorlanıyorum yani. Cenab-ı Ama Hak 40 afiyetle lütfetsin hocam. İnşallah. da olsa ben maksuduma nail olmuş oluyorum. Yani bu 40'la. İşte bunun 5. cildinde Elmalı merhumu da yazdım. Size oradan nakledeceğim. Bu nakledeceğimi. Bir de İslam hukuk tarihinde kısaca Elmalı yani bizim
çağımıza yakın fukahadan da bahsettim şeyde, İslam hukuku tarihinde. Orada Elmalı merhumdan da bahsettim. Şimdi burada okuyacağımız, yani İslam hukukunun, fıkhın neden hala devrede olması lazım geldiğini ve ulusal uluslararası kanunların onun yerine geçemeyeceği ve geçmemesi lazım geldiğini bakın bizden neredeyse 100 sene evvel adamlar bu soruyu ya böyle bir tehlikeyi görmüşler zaten var o tehlikeyi biliyorsunuz yani işte kanunlar tercüme edilmeye başlamış. Cevdet Paşa merhum olmasa mecelle olmayacak. Onun yerine Fransız Kosyivini tercüme ettirmiş Mithat Paşa. Onu şeye sokmak için yürürlüğe uğraşıyor. Bu daha o zaman yani. O zaman. Yani 100 seneden fazla evvel bu iş gündeme gelmiş. İşte o zaman Elmalı merhum şimdi kendimi kapatacak. Bu. Ama sesim geliyor mu? Geliyor hocam. Ah tamam. Buyurunuz. Ah tamam. Biz görüyoruz hocam sizi aynı zamanda. Öyle mi? Buyurunuz. Ha çok Tabii, güzel. tabii. O Buyurunuz. şeyde yani o kitaptan okuyacağım. Sonra da Beyanul Hak'ta bu var. Beyanul Hak'tan size cilt ve sayfayı söylerim. Önce yorumlayarak o 5. ciltte, kitabın 5. cildinde İslam Hareket Öncüleri o kitabın adı. Oradakinden Elmalı'ya göre toplumu bir yandan ilahi nizama, diğer yandan modern çağın gereklilerine uygun olarak sevk ve idare etmek, fıkhı kendi asli kaynaklarına bağlı kalarak yeniden işleyip zenginleştirmekten geçer. Elmalı fıkhın modernleştirilmesi amacıyla eğitim, yasama ve yargı boyutlarını içeren kapsamlı bir proje getirir. Bu proje şunların gerçekleştirilmesini içermektedir. Bir, Mecelle cemiyetinden daha geniş ve uzman bir ilim heyeti teşkil etmek. İki, Avrupa kanunlarını tercüme etmek. Üç, gayrimüslimlerin ehliyetli ilim adamlarından oluşan bir hukuk heyeti oluşturmak. Dört, güncel fıkhi meseleleri hadisat diyor ve külli muamelelerimizi belirlemek. Beş, öncelikle Hanefi fıkhından başlamak üzere tetkik, tatbik, toplama ve telif ameliyesine girişmek. Altı, yapılacak çalışmalarda bütün mezhepleri dikkate almak ve insanların ihtiyaçlarına en uygun hükümleri hangi mezhepten olursa olsun almak. Yedi, o sayfa bitti de yukarıya alalım. Yedi, aranan mesele mevcut fıkıh, burası da içtihattır. Aranan mesele mevcut fıkıh mezheplerine dair eserlerde bulunamazsa bunu çözümünü orada aynen bulabilsek bile Avrupa kanunlarından hareketle değil. Tekrar söylüyorum. Çözümünü orada aynen bulabilsek bile Avrupa kanunlarından hareketle değil, şer'i felsefemizin kaidelerinin ışığında çözmek diyor. Bunlar gerçekleştirildiği takdirde Elmalı'ya göre medeni dünyanın parmak ısıracağı ve mecellenin bile muhtasar bir sayfası gibi kalacağı kuşatıcılıkta bir kanun meydana getirebiliriz. Bu çabada Japonya bize örnek olabilir. Ancak böyle bir şey yapabildiğimiz takdirde kendi hissiyatımıza uygun bir kanun vücuda gelmiş olur. Memleketimizin selameti buna bağlı olduğu gibi mevcudiyetimizi ispat etmemiz de buna bağlıdır. Bütün bunlardan sonra da mektep ve medreselerimizde büyük bir mukayeseli kanunlar ilmi, daha şümüllü bir hukuk felsefesi, hikmeti hukuk ve fıkıh usulü tedrisine yol açmış oluruz. Ayrıca mahkemelerimizde
Şer'an ikisi de caiz olması bakımından tek hakim veya müşterek hakim usullerinden herhangi birisini kabul ederek, yani bu gayrimüslimler ve başka farklı mezahipten olanlarla ilgili bu yargıda, böyle yaparak mahkemelerin birleştirilmesi, düzenlenip ıslah edilmesi yoluna girebiliriz ve ahaliyi böylelikle iki cami arasında kalmış bir namaza çevirmeyiz, diyor. Şimdi bir de daha bu devam ediyor da fazla vakit almamak için. Kitabımızın 290. sayfasında hocam. Ben arkadaşlarımız belki not almak isterler. Tamam. Şimdi de Beyanül Hak'tan, hani bunu açarak yazdım ya ben oraya. Evet. Açarak. Beyanül Hak'taki ifadesini okuyacağım. Bu da Beyanül Hak sayı 18 sayfa 403'te. İşte biz bugün bu esaslara malik olduğumuz cihette Fıkh-ı Celili İslam'da muteber olan bir cümle mezahibi elimize alarak zamanımızdaki ma'at teessüf kalil olan mütehassıslardan mürekkep, her nerede olursa olsun mecelle cemiyetinden daha vasi bir heyeti ilmiye teşkil edip bir taraftan mileli gayrimüslime erbabı iktidarından bir heyeti hukukiye bulundurur ve bir cümle hadisat ve muamelat-ı külliyemizi de tayin eyler ve evvel emirde Fıkh-ı Hanefi'den tatbik, cem ve telife başlar ve ihtiyacı nasa erfak olan mesaili, insanların ihtiyaçlarına daha uygun olan, onu karşılayan Fıkh-ı Hanefi'den tetkik, tatbik, herhangi mezhepten olursa olsun, şu karıştırmayalım, şuradan alayım. Evvel emirde Fıkh-ı Hanefi'den tetkik, tatbik, cem ve telife başlar ve ihtiyacı nasa erfak olan mesaili herhangi mezhepten olursa olsun alır ve faraza bunlarda bulunmayacak halli zaruri bir hadiseye tesadüf edersek hallini aynen bulabileceğimiz Avrupa kavaniğinden değil, kavaidi felsefeyi şer'iyemizle hal ve tayin eyler. İşte bu içtihat. Bu surette öyle bir kanun-u muhit meydana getiririz ki alemi medeniyet parmak ısırır ve mecellemiz bile onun bir sahifeyi muhtasarı gibi kalır. Bu Evet. soruyu soran kardeşimize ben buradan bu cevabı veriyorum. Evet. Ondan sonra yine siz beni görüyorsunuz ama ben de sizi göreyim. Aynen. Ahmet Hoca'nın sorusuna gelelim. Mecelle ile alakalı, Gazali ile alakalı. Değil mi efendim? Evet. Tabii bu, sen böyle bir soruyu şey ettin. Ya ben tabii elhamdülillah epeyce ta Konya'da, ben Konya'da Kapı Camii'nde İmam Hatip Camiası'ndan ilk vaaz eden aciz kelimesini kullanmayı sevmiyorum. Kişiyim. Kişiyim. Diyor ki bir hakim, zahirde zemmi nefis adeta riyakârâne methi Oh. Evet. nefistir. Onun için böyle fakir, aciz falan bunları pek hoşlanmıyorum. Hoşlanmıyorum. Şimdi ben, yani işte ben, şu ben. Neyse o. İlk Kapı Camii'nde ilk İmam Hatip'ten vaazı ben yaptım. Başımda İmam Hatip şapkasıyla. Çok şükür. O zaman İmam Hatip tanıtıyorduk. Ve biraz muhalifleri vardı. Muhaliflere karşı da reklamını yapıyorduk. O zaman İhyar'ın tercümesi yoktu. Ve ben o şeyi, vaazı İhyar'dan hazırladım. İmam Hatip Mektebi'nde. Talebeyken. Oradan hazırlandım. Ya İhya'yı ben o zamanlar itibaren bakıyorum, okuyorum filan ediyorum ama bu soru sorulacak olunca o Kitab-ı İlim'den o vahsi bir daha okudum. Yani şöyle süratle bir daha okudum. Benim oradaki çıkardığım sonucu
özet halini arz edeyim. Tamam. Sağ olun. Zaten İmam Gazali yalnız önce baştan biraz latife gibi bu sualin asıl cevabı İmam Gazali'nin kendisidir. Bunu demek istedim. Bunu düşündüm dedim ki ben böyle başlayayım. Evet. Ondan sonra kitaptan nakledeyim. Bu sualin asıl cevabı dedim İmam Gazali'nin kendisidir. Evet. Bitti bu kadar. Evet, hakikaten öyle hocam. Evet. İmam Gazali'nin kendisidir. Dünya aşağı, dünya ahiresi ahiret. Öyle değil mi Evet, cevabı sakin oldu. efendim? Şimdi orada İmam Gazali sanki bir ilimlerin tasnifini yapıyor. İlimleri branşlara ayırıyor. Benim anladığım bak bu işin özü bu. Her branşın bir adamı olmalı, alemi olmalı. O başka branşlara el atmamalı. O branşta olmalı. Başka branşlara el atarsa orada tabii o tıp diyor. Mesela kendisinden bahsetmiyor. Tıp demese de dese ki bir fıkıh branşında mütehassıs olacak zat aynı zamanda nefis ve kalp terbiyesi konusuna da el atarsa demiyor. Buna dikkatini çekerim. Ne diyor? Mesela tıbba el atmamalı diyor. Bir fakih diyor. Bir fıkıh branşında ise diyor. Başka bir yere el attığında fıkha el atmışa benzer diyor. Ondan anlamaz diyor. Yani orada o onun işi değil diyor daha doğrusu. Anlamaz da demiyor. Enteresan. O onun işi değil diyor. Burada bence bir ilim tasnifi ve bir de branş sınırlaması yapıyor gibi geldi bana. Neden biliyor musunuz? Şundan söylüyorum onu. Bir yanda tabii diyor ki bu dünya ilmidir. Fıkıh dünyaya bakar. Ulema fukaha da fukaha dünyadır diyor. Öyle değil mi efendim? Bizim Evet. zorumuza giden bu değil mi? Bizim zorumuza giden bu değil mi? Ha. Ama aşağısına doğru okumaya devam edelim. Oralarda diyor ki bir el ilmu feridatun ala kulli müslimin ve müslime. Buradaki ilimden maksat nedir? Diyor ki hiç şüphe yok ki itikat ve fıkıh ilmidir diyor. Birincisi bu. Evet. Hadiste geçen ve herkese farz olan bu. Bu. Farz olanı yerine getiren adam dünyaya mı çalışmış oluyor? Yani gene Tabii. aynı zat söylüyor bunu. Ondan sonra diyor ki o diyor ki itikat, fiil ve terk. Bu farz olan ilim itikat, fiil ve terk ilmidir diyor. Yani bununla ilgili ilimdir diyor. Ondan sonra diyor ki efendim mezmum ve memduh ilimlerden bahsediyor ya mezmum ve memduh. İtikat, fıkıh. Bu iki ilim ve daha bir de farz-ı kifaye olan ilimler var. Bunların hepsi ulumu, hepsi dikkatini çekerim. Ulumu şeriattır ve memduhtur diyor. Ulumu şeriattır hepsi ve memduhtur diyor bir kere. Ondan sonra diyor ki evet fıkıh yeteallak bir masalihet dünya. Doğru. Dünya mesale ile ilgilidir. Dünyada bizim öyle ya yani ahirette namaz kılmak var mı? Yok. Yok. Ahirette alışveriş var mı? Yok. Yani bu dünyada olup biten şeylerle alakalıdır. Yani amel kısmı ile alakalıdır diyor. Ben burada da problem görmüyorum. Yani işte bunun alimleri de fukahadır demek istiyor. Ulema-i dünyayı bu anlamda söylüyor. Yoksa dünyacı anlamında söylemiyor. Söylemiyor. Çünkü
Bu diyor evet. Ha, yeteallak bir mesaleyi dünya ama innehu müteallikum bit din fi nefsil vakit diyor. Yani bu da dinle ilgilidir. Ve la yetimmü dini illa bit dünya. Evet. Çünkü din dünyasız tamam olmaz diyor. Hani ma la yetimmü bihil vacibi vacibunda diyoruz Evet. ya, Evet. bu onu diyor. Ama şimdi branş olarak meşguliyete geldiğimizde fakih kendi dünya hayatını tanzim edeceği için, dünyadaki hayatı tanzim edeceği için, insanlar arası ilişkiye, insan insan, insan madde, insan ve diğer, yani İslam topluluğu ve diğer topluluklar arası ilişkileri, değil mi? Bu ilişkilerle ilgili kuralları ortaya koymaya çalışacağı için bu diyor işin batını ile ilgilenemez diyor. Ona da örnekler veriyor. Şimdi mesela diyor ben size en yakınından iki örnek vereyim. Maksadımı anlayın. Ne demek istiyorum ben diyor. Yani batın, ahiret, dünya, zahir derken ne demek istiyorum? Bir itikadı örnek veriyor. Diyor ki itikat ve namazdan size iki örnek vereyim diyor. Yani fıkıh ekber anlamında alırsak değil mi itikadı? O da fıkıh. Sonra salat zaten fıkhın en önemli hem de ibadet artık bu şimdi. Bunun dünyalığı ahiretliği nasıl oluyor yani? Evet. Ha, şunu da unuttum. Bu soruyu kendi de soruyor Ahmetciğim. Yani diyor ki denirse ki sen fıkhı dünyaya bakan bir ilim olarak, dünyaya müteallik bir ilim olarak vasıflandırdın. Fukahaya da ulema-i dünya dedim. Bunu niye yaptın diyor. Kendi bir soruyu soruyor. Sizin sorduğunuz soruyu soruyor kendisi. Ve onun üzerine bu cevapları iletiyor zaten Evet. altında. Evet. Diyor ki şimdi itikatta fakih, kadı, kadı efendim bir adamın la ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediğine bakar diyor. Şimdi bunu kalbinden inanarak mı söyledi? Bunu sindirdi mi? Müslim'de kaldı, mümine geçemedi mi? Bu fıkıhçının işi, kadının, kadının işi değil diyor. Nitekim diyor, bu haddi aşana peygamberimiz hel şakakte kalbehu dedi diyor. Evet. Şimdi fıkıhçı bununla uğraşacak diyor. Gelelim bu imanı kalbe sindirmek ve bu imanın halavetiyle var olmak eğitimine. Bunu bir başkası yapacak. O ilmin adı da ilmi mükaşefedir. İşte ilmi terbiyeti nefstir filan diyor. Yani o kendi mesela Kutül Kulüp'ten filan da kendisi istifade ediyor ya. Evet. Kutül Kulüp. Yani. Şimdi namaza gelelim diyor. Ki muamelat da geçmiyorum diyor. Bak ben sana namazdan diyor örnek veriyorum, itikattan örnek veriyorum. Fakih diyor, adamın namaz kılıp durmadığına bakar. Bir. Adam namaz kılıyorsa, ki o öyle dediği için ben tekrar edeyim, had ve tazirden kurtulur diyor. Şimdi yakında bir soruya cevap verdim de Evet. bir sıkıştım yani. İşte diyor ki, soru diyor ki adam, ya diyor, namaz kılmayana İslam toplumunda öldürürler mi diyor. Çünkü ben bir yerde okudum diyor, kafir oluyormuş diyor. Kafir de öldürülür diyor. Bir yerde de okudum, döverlermiş diyor. Aynen böyle bir soru geldi, bir hafta oluyor. Peki diyor, insan diyor düve diyor namaz kıldırılır mı? Yani bir insana nasıl olur bu iş diyor. Böyle diyor. Ama Gazali tabii burada anakronizm var.
Yani asıl yani önemli hata noktalarından biri de malum, kendi ufkumuzdan 500 sene evveline bakıyoruz. Öyle değil mi efendim? Evet. Yani kendi ufkumuzun mahpusu iken ya da mahkumu meclubu iken buradan bu kafayla, bu zihniyetle tutup 500 sene önceki bir uygulama veya anlayışı muhakeme etmeye kalkışıyoruz. Öyle değil mi? Yani birinci şey bu. Bugün niye bize bu, mesela şu soruyu niye sormuyoruz? Bugün niye bize bu garip geliyor? Asıl bu soruyu sormak gerekmez mi? O niye garip diye soruyor adam. Ya sen bugün bu bize niçin garip geliyor diye sor. Ya buradan başla işe. Neyse bu da böyle. Evet. Diyor ki Gazali, adam namazı kılıyor mu? Kıldı. Kılıyorsa mesela bunu nereden bileceksin? Bir adamla işçidir, sabahtan akşama kadar beraber olursun. Baktın ki namaz kıldı, kılıyordur. Baktın kılmıyor, namaz kılmıyordur işte, bitti yani. Ya bu kılıyor da acaba şey gibi bir takım filozoflar gibi oturup şöyle bir dakika tefekkür edip mi namaz kılacak? Namazın ne olduğu belli. Belli. Diyor ki adam namaz kılıyorsa namaz kılıyordur ve cezadan kurtulur. Kurtulur. Bir. Fakihin vazifesi de bu namaz nasıl kılınır? Bunu anlatmaktır diyor. Yani bu namazın sahih olabilmesi için işte ön şart, yani içindeki rükünler, işte farzı, vacibi, sünneti nedir? Fakih bunları anlatır ve bunlara bakar diyor. Bunlar işte dünyada olan şeydir. Bunlar dünyada insanların yaptığı şeydir. Zahirde olandır ve fakih buna bakar. Bunlar düzgünse fakihin işi biter diyor. Bu adam namazı sahih ve namaz kılıyor. İki hüküm. Bir, bu adam namaz kılıyor. İki, namazı sahih der. Tamam. İyi. Fakat diyor, o insanlar sadece Allahu Ekber derken, insanların diyor önemli bir kısmı, sadece Allahu Ekber derken Allah'ı düşünürler. Huzur vardır. O da yani bence Gazali zamanında böyleymiş demek ki. Ben ondan bile şüphedeyim. Allah korusun. Yani hemen namaz kılalım. Ne? İşte bilmem. Şu öğle namazını kılalım. Bir kısmı Arapça şeyi öğrenmiş. İşte neveytü en usalliye falan diye başlayan malum. Adam onu söylüyor. Onu söylemekle meşgul. Eli de kulağına gidiyor. Sonra da elini bağlıyor. Ve şimdi Gazali diyor ki işte bu sırada huzur ve huşu vardır. Olsa olsa. Ve olsa olsa ben söylüyorum yalnız. O vardır diyor. Vardır. Ondan sonra başlar diyor dükkandaki hesabı veya tarladaki mahsulatı düşünmeye diyor. Ve namaz böyle cereyan eder. Fakih buna bakarak namaz sahih veya batıl demez diyor. Fakih buna bakmaz. Peki buna kim bakacak diyor. Yani buna kim bakacak? İşte o zaman hani malum tasavvuf terbiyesini, tasavvufi terbiyeyi öne sürüyor. Son olarak Hoca Efendi'den bahsetmiştim. Hacı Vesade Mustafa Efendi'den. Bir Gazali'nin kendisini de örnek olarak söyledim. O da önemli ya. İkinci bir örnek daha söyleyeceğim. Bu Islah-ı Medaris'te Hoca Efendi'nin de mezun olduğu, sonra asistanlık da yaptı. Yani biraz hocalık da yaptı. Yani Mustafa Efendi Hoca'nın, Hacı Veysade Mustafa Efendi Hoca'nın Islah-ı Medaris'te Ahmet Ziya Efendi diye bir alim var. Ki bu dahi yani İstanbul'da okumuş. Mücaz. Sonra gelmiş. Bunun abisi de Zeynel Abidin Efendi. Zeynel Abidin Efendi Şeyh Nakşi
silsilesinden Bahattin Efendi isimli bir zatın oğulları bunlar. O da Nakşi. Bunlar işte Memiş Efendi'ye doğru gidiyor. O şeyin Konya'nın bir tuz çıkan yolda kazası var ya, kaza. Tuz da çıkıyor orada. Akşehir değil de öbürü. Evet, kulu var hocam. Yok yok yok, şehir. Ne şehir? Şu şehir. Aksaray var yanında, yakınında. Akşehir gibi şehir Ha, kelimesi o. Seydişehir hocam. Seydişehir. Seydişehir. Seydişehir yolu üzerinde türbesi olan bir Memiş Efendi vardır. Hiç Evet. gittin mi? Evet hocam. Ha. İşte oradan geliyor bunlarınki. Bu Osmanlı Meclisi mebusunda mebus kendisi. Kim? Zeynel Abidin Efendi. Onun da Meşrutiyet diye bir kitabı var. Basılmış. İlginç bir kitap. Elinize gelirse onu okuyun. Başka bir kitabı yok benim bildiğim. Bazı makaleler yazmış. Bu diyor ki Osmanlı'yı kurtarabilmek için kamil adama ihtiyacımız var. Hatta diyor ki 40 kişi olsa yeter. 40 kişi. Bunun için İslam İdaresi kuruyor. Kardeşini oraya müdür yapıyor. Konuşuyorum, az kaldı, ben seni ararım. Yani Ahmet Ziya Efendi'yi oraya müdür yapıyor ve hoca kendisi mebus. Sonra tabii mebusluktan da ayrılıyor. Mürşit. Bu ıslah-ı medariste okuyan talebe iki cihetten yetişiyor. Soruyla ilgili o kısmı bu. Bak, Ahmet Ziya Efendi, Fahrettin Efendi, Fahri Efendi dedikleri, onu da bilirsiniz, duymuşsunuzdur, öyle değil mi? Evet. Fahri Efendi. Ha. Kulu efendi, evet. Ha, ondan sonra Abdullah Fevzi Efendi. İşte bunlar orada ulum, yani bunlar fukaha-ül dünya olarak şey yapıyorlar, vazife yapıyorlar. Aynı zamanda Zeynel Abidin Efendi'ye intisap ederek fukaha-ül kulub olarak da yetişiyorlar. O halde cem'i Evet. caizdir. Evet. O zaman Gazali merhumun yaptığı bir değer sıralaması değil, bir görev taksimi Aynen böyle. gibi algılanmalı. Evet. Aynen böyle. Efendim şimdilik bu kadar. Olsun, bayağı yoruldum çünkü. Hocam Allah Bakayım. razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. 2 saati geçtik hocam. Aa maşallah. Hocam lütfettiniz. Bahtiyar Estağfurullah. olduk. Hakikaten serfiraz olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Ben söylediklerinizi müsaade ederseniz bir cümleyle bana özetle diye bir vazife verirseniz ben şöyle bir özet yapabilirim tek cümleyle. Keşfi kadime bağlı kalıp kendi usulümüzü istihdam ederek ihdası cedidde bulunmak. Yaşa. Doğru özetleyebildiysem budur hocam. Çok yaşa, iyi yaşa. Allah razı olsun hocam. Bizler sizler için sağlık, afiyet diliyoruz. Bütün salondaki kardeşlerimiz adına onlardan aldığım mukaddem izinle birlikte annemize ve size Cenab-ı Hak'tan sağlıklı, afiyet dolu, bereketli ömürler niyaz ediyoruz. Kemali hürmetle ellerinizden öpüyoruz. Estağfurullah. Dekanlığımızın, ana bilim dalındaki hocalarımızın, katılımcılarımızın selam ve hürmetlerini bir kere daha arz ediyorum. Ve daim duacınız olduğumuzu bilmenizi istirhamıyla Allah sizlerden de bu talebeleriniz için hayır dualar bekliyoruz hocam. Hak Teala amin. Hem ümidim hem duamsın. inşallah hocam nail olmayı Cenab-ı Hak lütfetsin hepimize dualarınıza Allah'a emanet ediyoruz. Saygılarımızı sunuyoruz hocam. Ve Amin. Allah ahiru razı olsun. davana elhamdülillahi rabbil alemin. Hadi bir de Fatiha okuyalım. Okuyalım hocam. Bütün ulemamıza inşallah. Allahümme salli ala